Sayın Bakanım, çok değerli milletvekilleri, aramızda bulunan değerli belediye başkanlarım, çok saygıdeğer Güneydoğulu hemşehrilerimiz. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere. Şimdi Türkiye'nin tam vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek, dürüst siyaset, onurlu bir Türkiye için. Barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için, gençlerimiz için dostlarıyla yola çıkan, yüreğinde barışa, eşitliğe, demokrasiye yer açan, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, milletin sesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şanlıurfalılar arasında olduğumuz için efendim şöyle başlayayım cümlelerime. Sayın Erdoğan, Mustafa İsmet Erdoğan Bey güzel bir konuşma yaptı. Ülkemizin çok önemli sorunları var ve bu sorunların bir şekilde aşılması lazım. Değerli kardeşlerim, beni dikkatle dinlemenizi isterim. Evet, ülkemizin pek çok sorunu var. Evet, dertlerimiz var. Ama bu sorunları çözmek bizim elimizde. Sorunları çözecek kişileri iktidara taşıdığımız zaman çözülmeyecek hiçbir sorun kalmaz. Bu işin sırrı nedir? Bu işin sırrı şudur. İktidar sahipleri, yani iktidara taşıdığınız kişiler, iktidardayken mal varlığı edinmezse, yani zenginleşmezse, o zaman halka hizmet ediyor demektir. Ama iktidar sahipleri, iktidar olduktan sonra zenginleşirse, mal mülk sahibi olursa kendi malını mülkünü korur, vatandaşı korumaz. İşin sırrı budur. O nedenle geçmişte benim tek bir yüzüğüm var, başka bir şeyim yok diyenler bugün saraylarda oturuyorsa şu soruyu kendinize soracaksınız. Nasıl oluyor da tek yüzük sahibi olanlar bugün saraylarda oturuyorlar? Eğer hepimiz sağduyulu düşünürsek, sandığa giderken elimizi vicdanımıza koyarsak ve oyumuzu adalet için, hak için, hukuk için kullanırsak, evlatlarımızı düşünürsek, komşumuzu düşünürsek, işsiz evladımızı düşünürsek, oyumuzun rengini değiştirmek zorundayız. Eski alışkanlıklarımızı bir tarafa bırakmak zorundayız. Evet, dört tarafımız ateş çemberi. Farkındayız hepimiz. Bu güzel ülkede hep beraber huzur içinde yaşamak varken niye kavga ediyoruz? Allah aşkına bana söyler misiniz? Biz neden insanların kimlikleri üzerinden siyaset yapıyoruz? Biz neden insanların inançları üzerinden siyaset yapıyoruz? Biz neden insanların yaşam tarzı üzerinden siyaset yapıyoruz? Bunları bir tarafa bırakalım. Allah'ın yarattığı en değerli varlık insandır. İnsana saygı göstermemiz lazım. İnsanın kimliğine, insanın inancına, insanın yaşam tarzına saygı göstermemiz lazım. Hiçbirimiz anne babamızı seçme hakkına sahip değiliz. Ama annemizle babamızla gurur duyarız. O zaman kimlik siyasetin konusu olmaz. Allah ile kul arasına kimse giremez. İnanç siyaset konusu olmaz. Kimin inançlı,
kimin inançsız olduğunu sadece yüce yaradan bilir. Başka kimse bilmez. O zaman insanların inançları üzerinden neden siyaset yapılıyor? İnsanların yaşam tarzı üzerinden neden siyaset yapılıyor? Kesinlikle ama kesinlikle. Yeni bir Türkiye istiyorsak, kendi içinde barışık bir Türkiye istiyorsak, herkesin kucaklaşmasını istiyorsak, kamplaşma olmasın artık bu memlekette diyorsak, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Beraber yürüyeceğimiz bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Beraber yürüdüğümüz zaman çok daha güçlü olacağız. Sayın Erdoğan, neden Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu ve avukat arkadaşımızla neden CHP'de görev aldığını veya burada bulunduğunu kısmen anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi elbette tarihsel kökleri olan yüzyıllık bir parti. Ama bizim hatalarımız olmadı mı? Bizim de hatalarımız oldu. Madem samimi bir toplantıdayız, madem beraberiz, benim de öz eleştiri yapma gibi bir görevim olmalı ve benim de sizlerle helalleşmem gerekiyor. Bunu da ifade etmek istiyorum. Biz yeni geldi Ankara'da oturduk. Güzel nutuklar attık. Ama gelip sizin sofranıza oturmadık. Çayınızı kahvenizi içmedik. Derdiniz nedir diye sormadık. Ankara'da oturduk, bize oy verin dedik. E siz de haklı olarak dediniz ki ya gelmediniz, oturmadınız, konuşmadınız, derdimizi dinlemediniz, ben sana niye oy vereyim? Haklı mı? Vatandaş haklı. Şimdi ne yapıyoruz? Günün 24 saati çalışıyor. Günün 24 saati. Her yere gidiyorum. Ama her yere gidiyorum derken şunu bilmenizi isterim. Toplumun sahipsiz kaldığı, sahipsiz azlettiği veya sahiplenmediği siyaset kurumunun, sahiplenmediği kişilerin yanına gidiyorum. Onların dertleriyle dertleniyorum ve onların dertlerine çözüm üretiyorum. Bu bölgeden, yani Doğu Güneydoğu'dan, Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e, büyük kentlere gidip çöplerden kağıt toplayanların hakkını, hukukunu savunan bu kardeşinizdir. Emin olun bundan. Onlarla beraber olup onların sorunlarına çözüm üreten bu kardeşinizdir. Dolayısıyla görünmeyen, her gün karşılaştığımız ama görmezden geldiğimiz insanların hakkını, hukukunu savunacaksınız. Onlar avukat tutamazlar. Hak talebinde bulundukları zaman belediye zabıtası gelir onları yakalar götürür. Haklarını dahi arayamazlar. Eğer siyaset yapıyorsanız onların hakkını hukukunu savunacaksınız. Bu ülkede herkesin karnı doymalı, herkesin. Herkesin karnı doymalı. Herkesin işi maaşı olmalı. Herkesin işi maaşı olmalı. Hiçbir anne evladını aç yatağa yatırmamalı. Hiç endişe etmeyin. Allah nasip eder. Allah nasip eder. Sizlerin oyla iktidara geldiğimizde göreceksiniz, göreceksiniz. Hiçbir aile sosyal devlet nerededir demeden o devlet onun yanında olacak. Size, sizin yanınızda olacak. Sizin yanınızda olacak. Bu ülkede birileri dört yerden maaş alırken, beş yerden maaş alırken, altı yerden maaş alırken sizin üniversiteyi bitiren çocuğunuz yıllardır işsiz geziyor. Onun hakkını kim koruyacak? Onun hakkının yanında kim duracak? Endişe etmeyin, bu kardeşiniz duracak. Bu kardeşiniz duracak. Bir şey daha. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Elektrik faturasını ödemedi diye elektriği kesilenler var. Bir kişi değil, beş kişi değil. Yüz binlerce hanenin elektriği kesildi. Su parasını ödeyemediği için su parası kesilenler var. Yüz binlerce aile.
doğalgaz faturasını ödeyemedi diye doğalgazı kesip kışın ortasında sokağa terk edilen yüz binlerce aile var. Bunların hakkı ne oluyor? Bunların hukuku ne oluyor? Adaletse bu adalet nerede? Bir insanı, bir aileyi, bir çocuğu susuz bırakmak nedir? Kışın ortasında eve, evde soğuğa terk etmek nedir? Elektriğini kesmek nedir? Eğer bu adaletsizlikse hepinizin adaletsizliğe karşı çıkması lazım. Adalet için 450 kilometre yürüdüysen bu ülkede adalet gelsin diye yürüdüm. Keyfime yürümedim. Milyonlarca hanenin, yüz binlerce hanenin doğru dürüst geliri yokken, çocukları kuru ekmek yerken, birileri lüks yaşam içinde israf yapıyorsa, israf ne demek yani? 13 uçağı olsun bir kişinin, ne yapacak 13 uçak? Sizin paralarınızla, sizin vergilerinizle alıyor. Devlette israf haramdır, nokta. İsraf haramdır. İslamiyet'te israf haramdır. İnancımızda, kimliğimizde israf haramdır. İsraf yapanlar kimin parasını harcıyor? İşte o fakir fukaranın parasını harcıyor. Emekliyi de biliyorum. Emeklinin durumunu da biliyorum. Emekliyi şöyle söyleyeyim. Size çay kaşığıyla verdiler, kepçeyle de geri alıyorlar şimdi. Bir daha söyleyeyim. Çay kaşığıyla verdiler, kepçeyle geri alıyorlar. Öyle bir noktadayız ki yarın domatesin fiyatı ne olacak? Makarnanın fiyatı ne olacak? Pirincin fiyatı ne olacak? Mercimeğin fiyatı ne olacak? Kimse bilmiyor. Dolayısıyla önce istikrar gerekiyor bu ülkeye. Siyasi istikrar gerekiyor. Biz altı lider bir aradayız. Hepimiz demokrasi istiyoruz. Hepimiz bu ülkede insanların rahat yaşamasını istiyoruz. Ve bunun mücadelesini veriyoruz. Bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Beraber vereceğiz. Beraber vermezsek başarılı olamayız. Bir elin nesi var ama iki elin sesi var. İki elin sesi var. Bir devlet bir kişiye teslim edilemez. Bir daha söyleyeyim. Bir devlet bir kişiye teslim edilemez. Dünyada örneği yoktur. Devleti bir kişiye teslim ettik, yarın sabah ne olacağı belli değil. İşsizlik. Hadi Gaziantep bu bölgenin en güçlü illerinden birisi. Bunu biliyorum. Sanayisi güçlü, tarımı da güçlü. Onu da biliyorum. Ama sadece Gaziantep'te çok sayıda işsizin olduğunu biliyorum. 500 bini aşkın Suriyeli kardeşimiz var burada. Allah aşkına bana söyler misiniz? Bu Suriye politikası yanlış mı, doğru mu Allah aşkına? Bizim Suriye ile ne kavgamız var? Niye Suriye'ye girdik biz? Efendim, Emevi Camii'nde 24 saatte namaz kılacaklardı. 24 saatte girileceklerdi. 3600 Suriyeli geldi. 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Bu resmi rakam. Burada yaşayan Suriyeli sayısının 500 bin olduğu söyleniyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Biz karnımızı doyurduk, şimdi onların karnını doyuracağız. Irkçılık yapmadan, bir daha söylüyorum, ırkçılık yapmadan onları kendi akrabamız olarak biliyoruz. Onları en geç 2 yıl içerisinde onların iradesiyle Suriye'ye göndereceğiz. Hepsi gidecekler. Göndereceğiz. Bakın şunu da ifade edeyim değerli kardeşlerim. Bir şehirde yaşanıyorsa o şehirde herkesin o şehrin sağladığı imkanlardan yararlanması lazım.
köyden şehre gelindiği zaman çocuklarınız ağaç görmek ister, kuş görmek ister, park görmek ister. Parkta yaşlılar olsun, gençler olsun, çocuklar olsun, eğlensinler diye. Kentin bir tarafına bakar, diğer tarafını mahrum ederseniz, yani hizmet götürmezseniz, hizmet götürmediğiniz taraf hala iktidara en büyük oyu verirse orada bir hatamız var demektir. Bir yanlışımız var demektir orada. Bir şey söyleyeceğim. Siyasete girdiğim gün kendi mal varlığımı internet siteme koydum. Kazandığım alın teriyle kazandığımdır. Bana söyler misiniz? İktidar sahiplerinden hangisi mal varlığını sitesine koydu? Buradan milyon dolarları göndereceksin Amerika'ya. Orada kim var vakfın başında? Kızım var. Buradan gönderen kim? Oğlun. Orada yapacaksın gökdelen. Hep beraber seyredeceğiz. Size söz veriyorum. Doğu ve Güneydoğu kardeşlerim, size söz veriyorum. Türkiye'den çalınıp yurt dışına götürülen o milyon dolarların tamamını, ama tamamını Türkiye'ye getireceğim ve size vereceğim. Hiç endişe etme. Yolsuzluk yapanlar, Beytülmal'e el uzatanlar, tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenler, eğer bu günahsa, yahu arkadaşlar, yüce yaradan bile her türlü günahla gelin ama kul hakkıyla karşıma gelmeyin demiyor mu? Peki kul hakkı yiyenler neden iktidar? Kul hakkı yiyenlere neden oy veriliyor? Neden onlara iktidar yapılıyor? Eğer en büyük günahsa, en büyük günahı işleyenlere neden oy veriyoruz? Neden iktidar yapıyoruz? Daha fazla kul hakkı yesinler diye mi? O nedenle söylüyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. O zaman göreceksiniz Türkiye yeni bir sürecin içine girmiş olacaktır. Ve büyüyecektir Türkiye. Bundan emin olmanızı isterim. Alışveriş yaparken zamları görüyorsunuz. Aldığınız aylıkların, emekli aylıklarının, dul ve yetim aylıklarının çok düşük olduğunu görüyorsunuz. Ama o aylığı bile bulamayan, alamayan milyonlar var. Uyuşturucu baronlarının, mafyanın Türkiye'de cirit attığını da biliyorsunuz. Milyonlarca evladımızın, genç çocuklarımızın zehirlendiğini biliyorsunuz. Antep'te sizlere söz veriyorum. O uyuşturucu baronlarının, o mafyanın bu topraklardan kökünü kazıyacağım. Tamamını ama, tamamını yok edeceğim onları. Onlar tehdit ediyorlar biliyorum. Tehdit ediyorlar. Bizim Allah'tan başka korkacağımız kimse yoktur. Tehditlerine pabuç bırakmayacağız. Mücadele ise sonuna kadar mücadele edeceğiz. Onların önünde diz çökerek onlara itaat etmek varsa biz ayakta ölmeyi her zaman tercih ederiz. Az önce ifade ettim. Benden önce konuşan iki değerli arkadaşım da ifade etti. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar iyi değil. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Evet, Cumhuriyeti yeniden inşa edeceğiz. Cumhuriyetin 100. yılında güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Eğer bugün bu büyük topraklarda hala mercimeği dışarıdan alıyorsak, fasulyeyi dışarıdan alıyorsan, buğdayı, pirinci dışarıdan alıyorsan, canlı hayvanı dışarıdan alıyorsan, eti dışarıdan alıyorsan, Allah aşkına bu memlekete o zaman biz ne yapacağız? Hepsine para ödeyeceğiz. Hepsine dolar ödeyeceğiz. Kimin sırtından? Sizlerin sırtından. Madem Şanlıurfalıların yoğun olduğu bir toplantıdayız, Doğu ve Güneydoğu kardeşlerimin olduğu bir toplantıdayız, Şanlıurfa'ya gittiğimde çiftçiler en çok elektrikten şikayet ettiler. Kuyudan su çekiyoruz, çok sayıda, çok miktarda fatura istiyorlar. Elektrik faturasını ödeyemiyoruz diye. Şanlıurfalılara dedim ki, önümüzdeki yerel seçimlerde
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Elektriğin tamamını çiftçilere bedava vereceğiz. Tamamı. Sayın Erdoğan dedi ki elinden tutan mı var? Yap. Yaptım. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde belediye başkanımız güneş panellerini kurdu. Güneşten elektrik elde ediyor. Çiftçiler bir kooperatif kurdular. Çiftçilere elektriği bedava veriyor. Gittim. Daha bu ay kurdelesini kestim. 2,5 milyon hektar taşlık arazi var. 2,5 milyon hektar. Ya Allah'ın güneşi bedava ya. Allah'ın güneşi bedava. Petrol alırsın para ödersin. Mazot alırsın para ödersin. Doğalgaz alırsın dolar ödersin. Efendim kömür getirirsin dolar ödersin. Ya Allah'ın güneşi bedava. Güneş panellerini kur. 0% kredi alıyorsun. Çiftçiler kooperatif kursunlar. Elektriği bedava kullansınlar. Artan elektriği satacaklar. Bir de üstüne gelir elde edecekler. Akıl bunu öngörmüyor mu? Mantık bunu öngörmüyor mu? Ama doğalgaz lobilerine teslim olmuşlar. Kömür lobilerine teslim olmuşlar. Petrol lobilerine teslim olmuşlar. Bir şeyi unutmayın. 100 yıllık bir gelenekten geliyoruz. Kuvayi Milliyeciyiz. Hiç kimseye, hiçbir emperyal güce asla teslim olmayız. Bütün komşularımızla kavgalıyız. Niye kavgalıyız? Komşuları bıraktık Mısır'la kavgalıyız. Şimdi kapı kapı geziyorlar. El ete köpüyorlar. Nasıl barışacağız diye. Yapamazlar. Ama biz yapacağız. Bu ülkeye huzuru getireceğiz. Bu ülkeye barışı getireceğiz. Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir düzeni getireceğiz. Her annenin evladını rahat yatağa yatırdığı bir düzeni getireceğiz. Aile destekleri sigortasıyla geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelerde kadın gidecek bankada bir hesap açacak. Her ay düzenli işçi gibi, memur gibi, emekli gibi gidip oradan ayrını çekecek, çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Onun fakir olduğunu, onun fukara olduğunu hiç kimse bilmeyecek. Hiç kimse. Çünkü bizim inancımız neyi öngörüyor? Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Biz buna inanıyoruz. İnsanın yoksulluğunu afişe edemezsin. İnsanın onurunu korumak zorundasın. Bunu da yapacağız. Bundan da emin olmanızı isterim. İlk yapacağımız hedeflerden birisi de bu olacak. Efendim, burada olduğum için son derece mutluyum. Sizlerle beraber olduğum için de son derece mutluyum. Evet, konuştuk. Düşüncelerimizi aktardık. Aşağı yukarı sizin burada yaşadığınız sorunları giderseniz İzmir'in varoşlarında da aynı sorunların yaşandığını görürsünüz. İstanbul'un varoşlarında da aynı sorunların yaşandığını görürsünüz. Türkiye çok güzel bir ülke. Gerçekten. Çok güzel bir ülkemiz var. Bu ülkede kamplaşmak yerine niye kucaklaşmıyoruz ki? Kavga etmek yerine niye barışmıyoruz ki? Ayrılmak yerine niye birleşmiyoruz ki? Öyle bir noktaya getirdiler ki Türkiye'yi, komşu komşunun kimliğini sormaya başladı. İnancını sorgulamaya başladı. Buradan Türkiye'yi inşallah çıkaracağız. Huzuru getireceğiz bu ülkeye. Bereketi getireceğiz bu ülkeye. Birlikte yaşama sevincini, kasada ve kıvançla beraber olmayı hep birlikte getireceğiz. Beraber ve birlikte olduğumuz zaman. Gencecik, pırıl pırıl evlatlarımız var. Evlatlarımız umutsuz. Acaba Türkiye düzelir mi diye. Evet, Türkiye düzelecek. Evet, Türkiye güzelleşecek. Evet, Türkiye kalkınacak. Evet, Türkiye bütün komşularıyla barışacak. Evet, Türkiye'ye bugün aramızda olan, bizimle beraber yaşayan 3 milyon 600 bin Suriyeli zamanı geldiğinde Türkiye'ye turist olarak gelecekler. Bizim otellerde kalacaklar. Düğünlerini burada yapacaklar. Türkiye'deki arkadaşlarını ziyaret edecekler. Kimseye düşmanlık etmeden, kimsenin kimliğini sorgulamadan beraber huzur içinde bu güzel ülkede yaşayacağız. Hiç endişeniz olmasın. Tek şey var, bize güvenin.
Bize katılır. Bize güvenir ve bize katılır. Sorunların çözüldüğünü göreceksiniz. Yine en baştan söyleyeyim. İktidar sahipleri iktidar olduklarında zenginleşiyorlarsa bilin ki onlar halk için değil kendileri için çalışıyorlardır. Dolayısıyla halka sahip çıkmazlar. Kendi mal varlıklarına sahip çıkarlar. Bu bağlamda hepiniz siyasete atılan kişi zenginleşiyorsa onu siyaset arenasının dışında bırakın. O siyasete girmesin. Onlar haksız yere zenginleşiyorlar. Haksız zenginleşmek birinin hakkını ve hukukunu çalmak demektir. Çalmaya izin vermeyelim. Sandıklar gelecek. 14 Mayıs'ta seçim olacak. Sandığa gideceğiz. Allah'ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız. Türkiye'yi büyüteceğiz. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Bizi buluşturan değerli arkadaşım, kardeşim Sayın Erdoğan'a da yürekten teşekkür ediyorum.